Osmanlı'nın en büyük silahlı gücü Yeniçerilerdi. Peki nasıl Yeniçeri olunuyordu? Yeniçeri olabilmek için ne yapmak gerekiyordu? Nasıl seçiliyorlar? Ne kadar maaş alıyorlardı? Şimdi tüm bu soruların cevapları ve onlar hakkında pek bilinmeyenlerden bahsedelim. Ne dersiniz? Yeniçeri Ocağı 1. Murat zamanında, aslında kimi iddialara göre de Orhan Bey zamanında devletin merkezinde padişahın mahiyetinde kurulan düzenli bir orduydu. Kuruluşunda Karamanlı Molla Rüstem gibi devlet adamlarının büyük etkisi vardı. Ve ocak devşirme yöntemiyle kurulmuştu. Yani Müslüman olmayan ailelerin erkek çocukları kimi zaman zorla, kimi zamansa ikna yöntemiyle alınıyordu. İşleyiş şöyleydi. Özel olarak tayin edilen akıncı kadıları, yani devşirme memurları, atandıkları bölgelerdeki her bir kadılığı gezip 40 hanede bir oğlan hesabıyla Yeniçeri adaylığına uygun gördükleri çocukları seçiyorlardı. Toplanan çocuklar önce Murat Han'ın huzuruna getiriliyor, sonra yine onun emriyle Türk ailelerin yanına veriliyordu. Devşirme kanunu da o dönem çıkartıldı ve Ocak Teşkilatı kısa sürede mükemmel bir şekilde sistemleştirildi. Çocukların 7 ila 10 yaşları arasında olmasına dikkat ediliyordu. Terbiyesi eksik olacağından anası babası ölmüş çocuklar alınmıyordu. Aç gözlü olur diye köy sırtmacının oğlu alınmazdı. Evin tek çocuğu varsa şımarık olur gerekçesiyle alınmazdı. Diğer devşirilen çocuklar arasında alay konusu olmasın diye kel, fodul ve köse olanlar devşirilmezdi. Sanat sahibi olanlar alınmazdı. Türkçe bilenler seçilmezdi. Çok uzun olanlar alınmazdı. Gerekçesi de enteresandır çünkü ahmak olma ihtimalleri vardı. Kısa boylularsa fitne çıkarır diye seçilmezdi. Yani asil, soylu, sağlıklı ve mütenasip vücutlu çocuklar devşirirlerdi. Alınan çocuğun köyü, kazası, sancağı, ana baba bilgileri, doğum tarihi ve çocuğun eşkali en ince ayrıntısına kadar deftere kaydedilirdi. Eşkal defteri denilen bu defterler iki nüsha olarak tanzim edilir, biri devşirme memurunda durur, diğeri ise çocukları sevk eden sürücüye verilirdi. Devşirilen çocuklar sürü denilen 100 ya da 150'şer kişilik gruplar halinde sürücülerle muhafızların nezaretleri altında hükümet merkezine gönderilirdi. Devlet merkezine geldiklerinde derhal sünnet edilir, 2-3 gün istirahatten sonra Müslüman olurlar. Yeniçeri ağasının teftişinden geçen çocukların yakışıklı olanları saray için, güçlü olanları Bostancı Ocağı için ayrılırdı. Diğerleri ise geçici bir süre için Anadolu ve Rumeli'deki ailelerin yanlarına verilirdi. Kanuna göre Rumeli'den devşirilenler Anadolu ağasına, Anadolu'dan toplananlarsa Rumeli ağasına verilerek o mıntıka köyleri arasında taksim edilirdi. Her sene Anadolu ve Rumeli ağaları tarafından gönderilen kethudalar, ailelerin yanındaki çocukları yoklamaya tabi tutarlar, durumları hakkında bilgi sahibi olurlardı. Bu uygulamayla devşirme çocuklar bir taraftan ziraatla uğraşarak üretime katkıda bulunur, bir yandan da Türkçeyi, Türk-İslam adet ve geleneklerini öğrenirlerdi. 3-5 yıl sonra Yeniçeri ağasının arzı ve Divan-ı Hümayun'da alınan kararla merkeze gönderilirlerdi. Eşkal defterine bakılarak tekrar kontrolden geçen devşirmeler Acemi Ocağı'na kaydedilirdi. Acemi Ocağı kışlasında 7-8 sene eğitim ve talim görürlerdi. İnşaatlarda ve gemilerde çalıştırılarak vücutları geliştirilirdi. Eğer çocuk çok yetenekli ise Enderun'a ya da kapıya çıkma denilen usulle Yeniçeri Ocağı'na kabul edilirdi. Yeniçerilerin tek görevi askerlikti ve belli başlı kurallara uymak zorundaydılar. Mesela kışlalarından ayrılamaz, evlenemezlerdi. Sakal da bırakamazlardı. İslamiyet'in emirlerini eksiksiz yerine getirmeleri gerekirdi. Üstlerine şartsız itaat etmek zorundaydılar. Kavga gürültü edemezler. Askerliğe yakışmayan hareketlerde bulunamazlardı. Diğer tüm Yeniçerilerle tek bir vücut gibi müttefik olmak, kışla ve karargahlarıyla aynı yerde bulunmak zorundaydılar. Mahkemeye delil sunulmadığı sürece haklarında katl ya da idam cezası verilemezdi. Kendi zabitlerinden başkası tarafından cezalandırılamazlardı. Yaşlı veya sakat olanlar emekli edilir, tüm vakitlerini talim ve terbiyeyle geçirirlerdi. Ayrıca ocaktaki rütbe ve terfileri kıdem sırasıyla yapılırdı. Özellikle kışla hayatında Yeniçerilerin askeri talim ve terbiyesine çok dikkat edilirdi. İlk dönemlerde askeri talimler daha çok iyi kılıç kullanmaya ve hedefini bulan oklar atmaya yönelikti. Pençe ve pazu kuvvetinin en yüksek seviyeye çıkması öncelikli hedefti. Kılıç talimleri keçeden yapılmış mankenlere kılıç çalmakla olurdu. Yeniçeri dilaverlerinin kolu hiç durmadan bu mankenlere inerdi. Gözle asla takip edilemeyen müthiş darbeler ard arda gelirdi. Ok talimlerinde ise oku tutan parmaklar
otomatik silahlar gibi yayı gererdi ve hiç durmadan 300-400 ok atılırdı. Yağlı mermerleri tokatlamak, sürat koşuları yapmak, engel aşma talimleri ve özellikle güreş sporu Yeniçerilerin diğer güç ve kuvvet talimlerindendi. Daha sonra bu talimlere tüfeng eklendi. Hayır, tüfek diyecekken tüfeng demiş değilim. Tüfeng. Tüfekle keskin nişancılar yetiştirilirdi. Ayrıca her türlü zorla tahammül edebilmek için de bir takım talimlerden geçiyorlardı. Dövüş hünerlerini öğreniyorlar, çeşitli hareketlerle vücutlarını sağlamlaştırıyorlar ve savaş sanatının temel bilgilerini ediniyorlardı. Artık onlar padişaha itaatten, İslam'a kuvvet vermekten başka bir şey düşünmezlerdi. Açlığa, susuzluğa, yorgunluğa ve her türlü çileye tahammül sahibiydiler. Başlarına börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Bunun arkasındaysa yatırma denilen ve omuza kadar inen bir parça yer alırdı. Bu kısım Yeniçerilerin enselerini yağmur, kar ve soğuktan korurdu. Elbiseleri topuklarına kadar inen uzun bir giyecekti. Ayakkabıları şehirde ökçesiz yemeni, seferde yandan kopçalı bir çeşit çizmeydi. Bayraklarına ocağın sünni mezhebe mensup olduğunun bir işareti olarak İmam-ı Azam bayrağı denirdi. Bayrak beyaz ipektendi. Altın sırmayla bir tarafına İnna fetahna leke fetan mübina, diğer tarafına da ve yensurakallahu nasran aziza ayeti kerimeleri işlenmişti. Yeniçeriler harp sahasına girdikleri zaman, yani düşman toprağına ayak bastıkları anda her ikindi namazından sonra sefer duası yaparlardı. Yeniçeri ketü duası çadırından çıkıp bir iskemle üzerine oturur. Yeniçeri ağasının iç ağaları ve adamları ocak ağalarının mahiyetleri ayak üzerinde bir daire şeklinde dururlardı. Her odanın neferleri de çadırları önünde dizilirdi. Ocak yazıcısı Ketuda Bey'in yanına gelerek dua eder. Oradakiler hep bir ağızdan Allah Allah sedalarıyla yarım saat dağları inletirdi. Savaşmaya başlayacakları zaman binlerce Yeniçerinin ağzından gök gürültüsü gibi çıkan Gülbank-ı Muhammed'i dosta güven, düşmana korku salardı. Padişah harp meydanındaysa etrafında 9 saf, padişahın yerine Serdar-ı Ekrem görev yapıyorsa 3 saf halinde dizilirdi Yeniçeriler. Birinci saf ok veya tüfeklerini atınca ikinci saf ayağa kalkarak oklarını boşaltır, sonra sırayla 3, 4, 5, 6 giderdi. Hücuma kalktıkları zamansa hu çekerek ileri atılırlardı. Şayet düşman kuvvetleri padişah otağına doğru yaklaşırsa hilal gibi açılır ve sonra kapanırlardı. O kıskaçtan sağ çıkabilecek bir güç dünyada bulunmazdı. Yeniçeriler her zaman askerlerdi. Savaşlardan sonra memleketlerine de dönmezlerdi. Bir kısmı merkezde padişahın sarayında görev yaparken, diğerleri Divan-ı Hümayun muhafızlığı, şehir ve kasabaların inzibatı ve Serhat kalelerinde muhafızlık yaparlardı. Yeniçeriler inanç olarak da Bektaşiydiler. 1527 yılında Yeniçerilerin Birun'daki mevcutları 7886 idi. Toplam aldıkları maaş 14.423.398 akçaydı. Yani bir Yeniçeri kaba bir hesapla 1829 akça maaş almış diyebiliriz. Yavuz Sultan Selim zamanında emekli olan Yeniçerilere, yani 55-60 yaşlarında olup savaşta etkili olamayacaklara evlenme imtiyazı verildi. Daha sonra özellikle Osmanlı'nın güç kaybetmeye başladığı dönemlerde ise şehirlere yerleşerek evlendiler ve esnaflık yapmaya başladılar. 18. yüzyılda Yeniçeriler artık savaştan kaçan muhaliflerin parmağında oyuncak olup padişahları tahttan deviren bir asi ocağı haline geldi. 3. Selim zamanında Nizam-ı Cedid adıyla Yeniçerilere karşı bir ordu oluşturulmak istense de 1808 yılında çıkan Kabakçıkul Mustafa isyanıyla Nizam-ı Cedid son buldu. 2. Mahmud 1826 yılında bütün halkı, ulemayı ve bürokratları yanına alarak İslam sancağını çıkardı ve adeta bir iç savaşla Yeniçeri ocağına son verdi. İşte Yeniçerilerin de hayatları böyleydi. Gördüğünüz gibi kanalda hikaye çok. Siz de kanalımıza abone olun ve bu hikayeyi meraklı arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin.